Merhaba arkadaşlar, bir eğitim videosu ile daha karşınızdayım. Daha öncesinde GTA 4'e araç çevirdik. Şimdi ise birkaç isteğe göre eğitim videosu yapmaya karar verdim. Ve gelenlerden ikisi, birincisi tekere desen ekleme ve sticker yapımı oldu. Şimdi isterseniz ilk başta tekere desen eklemeyi öğrenelim. Misal aracımızın hem şurasında Hella var diyelim. Hella Flush mu diyorsunuz, her ne olsa. Bu var diyelim. Hem de bunun aynısından tekerin herhangi bir yerine yapmak istiyorsunuz diyelim. Ben örnek olarak diske yapacağım. Şuradaki disk frene yapacağım. Ama şimdi bir obje, bir kaplama, misal bu Tribonas Detalesmes, bundan ışık da olur. Fakat gördüğünüz üzere ışık olanı da var. Hem teker kaplaması olan hem de teker dışı herhangi bir parçada aynı kaplamadan varsa, biz yine de buraya tire veya bunun aynı isminden mes yazarsak olmaz. Bu yüzden ne yapacağız? Bakın burada bu kaplamanın şeyi var. Bundan bir tane daha yapacağız. Ama bunun aynısından kopyalayıp kaplamanın ismi Burgerman. Biz buna Burgerman 2 deyip devam edeceğiz. Hemen oluşturalım. Burgerman 2 mes diyoruz. İşte hata burada, mes demiyoruz. Burada tire diyoruz. Şimdi isterseniz bir yandan Photoshop'umuz çalışsın. Araç dosyamıza geliyoruz. Burada Burgerman var. Kopyalıyoruz. Şuna 2 diyoruz. Bunu da aracımızın içerisine atıyoruz. Ve hemen ekleyip parlaklık isterseniz verin, ben bu kadar veriyorum, verip tamamlıyoruz. Fakat her tekeri bump map kaplaması yaptığımız gibi buna da bump map kaplaması yapacağız. O zorunluluğumuz var maalesef. Kaplamamızı açıyoruz. Hadi geleceğim sen. Filtre. Daha önceden GTA 4 araç çevirme videosunu izlediyseniz yapacağım şeyleri biliyorsunuzdur. Bump map yapacağım. Nvidia Tool ile, Nvidia DDS plugin ile. Böyle karşıma menü geliyor. Okey deyip geçiyorum. Sonra farklı kaydet diyorum. Bump yanına yazıyorum. Ayırt etmem için istiyorsanız sadece Burgerman Alt-B yapın. Hatta böyle yapın. Fark etmez. Ben ayırt edebilmeniz için böyle yazıyorum. Yok diyoruz. Burada da bump mapımızı yapacağız. İkinci olarak kaplamamızı seçiyoruz. Bump olarak okey diyoruz. Edit'e geliyoruz. Simple mode'e geliyoruz. Buradan bump map'ı seçiyoruz. Okey diyoruz ve buradaki tiki kaldırıyoruz. Şimdi kaplamamız tamam. Hızlıca ben bunu tekerin disk frenine yapacağım. Select, separate. Seçtik mi? Şurayı da seçelim. Tamam. Submesh. Ayırmamız lazım ki düzgün ummap yapabilelim. Gördüğünüz üzere az önceki işlemi seçtim. Selected mode'e bastım. Submesh detak dedim. Sonra da tekerimin üstüne bastım. Ayırdı. Şimdi hemen bu ayırdığım parça kalsın, tiki kalsın. Üsttekini kaldırıyorum. Rahatlıkla görebilmem için bana lazım. Sağ tıklayıp Properties diyoruz. Ardından Burgerman 2 seçiyoruz.
Ben sizin için U-Map'ı da göstereyim. Eğer görmek istemiyorsanız burayı hemen atlayabilirsiniz. Ben hızlıca Surface Mapping Edit UV diyorum. Ve parçamın üstüne tıklıyorum. Önüme bir menü geliyor. Generate New'a tıklıyorum. Sonra buradaki tiki açıyorum. Ardından hemen aşağıdaki Bergman 2 Tray'i seçiyorum. OK diyorum. Ardından buraya tıklayarak veya buraya tıklayın. Fark etmez, buraya tıklayın, buraya tıklayın. Ama ben buraya tıklıyorum. UMAP'a geliyorum. Ardından Material Bergman 2 Tray diyorum. Ve büyütüyorum. Eğer sadece şöyle göstereyim. Üstünde gezdirdiğimiz üzere şöyle görünüyor. Ben bunu büyütmek istiyorum. Şu gördüğü kaplamanın hepsinden yana yana kopyalayıp almasını istiyorum diyorsanız bunu böyle vuj büyütüyorsunuz. Bakın yan yana kopyalayıp daha fazla çıkardı. İstiyorsanız yapmayın. Sizin bileceğiniz bir şey. Sonra atak birleştirmemiz. Parçamıza tıklıyoruz. Sonra buradaki normal jantımızın tikini açıyoruz. Ve jantımıza tıklıyoruz. Ve olay burada bitmiştir. Evet. Güzel oldu. Artık burada da desenimiz var. Kaydedelim. Şimdi de sticker ekleyeceğiz. Photoshop'unuzu kapatmayın. Photoshop size lazım olacaktır. Şimdi biz bir sticker arayışına girelim. Hızlıca. Girsene. Car stickers yazıp arayabilirsiniz. Ben hemen örnek olarak gelsene. Şunu almak istiyorum. Farklı kaydet. Masaüstü kaydet. İndirdiğimiz sticker'ı ne yapacağız diye soracaksınız. Tabii ki bunun üstünde işlemler yapacağız. Photoshop'umuzu da açıyoruz. Buranın üstünde reklam var. Orayı almayın. Şöyle şurayı kopyalayıp Ctrl C ile kopyalayıp sonra Ctrl N ile yeni resim oluşturacağız. Gelen başlığa tamam deyip geçin. Sonra Ctrl V'ye basın. Burada resmimiz, stickerlarımız düzgün bir şekilde sırada olacak. Şimdi şu iki katmanı birleştiriyorum. Ve arka planın üstüne iki defa tıklıyorum. Önüme bir gene menü gelecek. Tamam deyip geçiyorum. Sonra şu ne lan bunun ismi? Sihirli değnek aracı. Bundan siyah yere tıklıyorum. Sonra daha da kalitesinin artmasını istiyorsanız şöyle ayrıntılara girip seçin. Çünkü bu siyah seçtiğimiz yerleri sileceğiz. Bu ne biçim seçmiş orayı? Bir fikrim yok. Evet. Devam. Devam. Evet abim eve geldi. Şöyle bir silelim. Bir önümüzü görelim değil mi? Sen kapan. Ne biçim oldu? Çok garip oldu. Biz sadece şunu alalım. Bize bu lazım olsun. Ne kadar ayrıntıya girmeniz sizin için önemli. Ne kadar ayrıntıya girerseniz o kadar önemlidir. Ben bunu kopyalayıp yeni resim oluşturuyorum. Buraya yapıştırıyorum. Evet. Tekrar bu siyahları seçip sileceğim. Niye seçmiyor böyle hızlı bir şekilde? Şöyle seçiyorum. Tamamdır. Sonra siliyorum. Evet. Sticker'ımız böyle olacak. Tekrar birleştiriyorum. Sonra tıklıyorum. Katman 0. Her ne olsa tamam diyorum. Arkasını yine silmem gerekecek. Şöyle. Fakat şimdi ne oldu?
bize gene oyun oynuyor. Neyse şurayı da silelim. Orayı da sildik. Evet. Gecikme için özür dilerim. Biz sadece normal sticker'ımızı yapalım. Şimdi şansımı adam gibi sticker bulamadım. Şimdi bu böyle oldu mu? Arka kalan yerleri siliyoruz. Bize böyle normal şeyimiz kalıyor. Bunu daha iyi yapabilmek için bunun üstünü boyayın. Veya boyamayın. Siz biliyorsunuz. Şöyle. Bu böyle oldu. Arkası gri beyaz kutucuklarla olacak. Sonra bunu farklı kaydediyoruz. Sticker diyoruz. PNG olarak kaydediyoruz. Sonra önümüze gelen menü de örgülü diyoruz. Örgülü demezsek olmaz. Tamam diyoruz. Şimdi hemen Z modellerime gelmek istiyorum. Kaplamalarımızı açıyoruz. Sticker'ı ekleyeceğiz. Yeni bir kaplama açıyoruz. Sticker Batches diyoruz. Bu arada bu map yapmayı da unuttuk. Neyse yaparız. Sticker Batches'ı yazdık. Buradan Alpha Parameters'a geliyoruz. Bunun açık olması lazım. Olmazsa olmaz. Sonra tıklıyoruz. Sticker'ı ekliyoruz. Gördüğünüz üzere parlaklığını veriyoruz. Şuradan boom map'ını da hemen yapalım. Nvidia Tools. Boom map'ını yaptım. Hemen farklı kaydediyorum. Sticker boom diyorum. Yok diyorum. Bu biraz garip boom map oldu. Evet. Boom map yapacağız. Seni de seçtik. Bu map'ını da yaptık. Şimdi geldi nasıl İbrahim cama yapıyorsun? Nasıl kaputa yapıyorsun? Nasıl veya kafanıza göre fara yapıyorsun falan filan devam. Hoş keyfim Kevan. Evet, okey diyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Her parça için yapacağım işlem aynı. Siz de öyle yapın. Ben nereye yapayım? Nereye yapayım? Nereye yapayım? Nereye yapayım? Nereye yapayım? Cam, kaput. Kaputa yapayım. Evet. Kaputa büyük böyle yapayım. Büyük. Evet. Kaputu vertex ile seçiyoruz. Bu noktalarla işte. Tam ismini bilmiyorum. Select quadr. Üstten seçeceğiz. Şöyle. Gördüğünüz üzere. Seçiyorum. Şimdi burayı seçtim. Seçtim mi? Selected mode'ye basıyorum. Ardından modify submesh detail. Ayırıyoruz. Evet. Sonra bonnet nerede? Bonnet burada. Şimdi bu asıl olan kaputumuzun tikini kaldırıyoruz. Ayırdığımızı kopyalıyoruz. Evet. Ayırdığımızı kopyaladık. Ayırdığımızın tikini kaldırıyoruz. Sen orada bir dur diyoruz. Sonra kopyaladığımızı seçiyoruz. Tekrar selected mode'ye basıyoruz. Ve normal olan kaputtan milim yükseğe çekiyoruz. Çok az. Ayrıntıya gelin gelin gelin. Çok az böyle yukarıya çekin bırakın. Sonra bunu şeyle sticker ile kaplıyoruz. Böyle saçma sapan bir şey oldu. Ne yapacağız? Umap yapacağız. Surface mapping edit uva basıyoruz. Ardından üste gelip gördüğünüz üzere yalnız şu gitsin bir
Tıkladık. Generate new bracket koyuyorum. En altta sticker bracket. Okey diyorum. Material sticker bracket. Sonra da burada U maplamamı yapıyorum. Çek 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 çek. Şöyle ortalıyorum. Şimdi ne yapıyoruz İbrahim abi veya İbrahim veya Halil veya her ne olsa birleştireceğiz. Bunu eski kaput şeyle ayırdığımızla birleştiriyoruz. Ondan sonra bunu da normal kaputumuzla birleştirin. İşte olay bu. Yaptığım işlem bu kadar. Yaptığım işlem bu kadar. Zor değil. Zor değil. Saygılarımla, sevgilerimle, güle güle arkadaşlar.